Mücadele aynen devam ediyor. Altın madalya şansını sürüyor. Servet hemen atak yaptı. Servet bir duça gidenedi rakibi. Denisenko'nun bir paldın girişimi puansız. Servet'in atakları var. Şimdi Balding denedi. Blokta kaldı Denisenko. Haydi Servet, alırsın bu puanı sen. Duçagi hedefi bulmadı. Bir Duçagi daha. Yine savunmasında kalıyor rakibinin. Geri çekilerek sıyrıldı. Balding sırta. Şimdi blokta kaldı. Bu Balding'den puan çıkmadı mı? Hayır, çıkmıyor. Zaman akıyor. Evet. Rakibinin tekmeliği yine çözüldü. Onun bağlanması için oyunu durdurdu Minder hakemi. Servet göğse doğru bir yumrukla puan bekledi, olmadı. Ve evet, Servet Tazegül puanı alıyor. Altın puan Servet Tazegül'ün. Altın madalya Servet Tazegül'ün. Erkeklerde 68 kilo final mücadelesi. Maç gitti geldi gitti geldi. 2 saniye vardı. 3. raundun sonunda Servet öndeydi ama rakibi orada puan alıp uzatmaya gitmeyi başardı. Orada 3 puanlık bir teknik uyguladığını düşündü. Hakemler puanı verdi. Şakir Bezgin'in itirazıyla puan geriye alındı. Mücadele devam etti. Ve Servet Tazegül en sonunda altın puan almayı başarıyor. Avrupa şampiyonluğu oluyor. Servet Tazegül beklediğimiz başarıyı gösteriyor. İşte Servet Tazegül, kariyeri başarılarla dolu, son derece tecrübeli, tekvandozun olgun çağında artık Servet, altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce 2 kere Avrupa şampiyonu olmuştu zaten, 2008 ve 2010'da Servet Tazegül 3. kez Avrupa şampiyonu oluyor. İşte aldığı Balding o kadar net ki, o kadar temiz ki, bakın ayağının üstüyle rakibinin korumasına net bir Balding ve puan alıyor Servet Tazegül. Birincilik kürsüsüne çıkıyor Servet Tazegül. Azeri asıllı bir Türk ailenin çocuğu madalyalarını aldılar. Daha sonra gümüş madalya verildi ve Servet Tazegül altın madalyasını boynuna takıyor. Alexey Denisenko gümüş madalyayı aldı. Servet Tazegül altın madalyayı aldı. Nefesleri kesen bir mücadelenin ardından 4. raundda gelen puanla altın vuruşta Servet Tazegül altın madalyayı aldı.